Kim dövecek seni? Okuldaki çocuklar Fadime abla. Her gün bizden para alıyorlar. Vermeyince de fena dövüyorlar. Oy, kim ona bunlar haraç çetiyorsun mu? Şimdi beraber giderok. Hava haraççılarla konuşuruk. Hadi canım, hadi. Göster yani bize yerler onu. Hadi canım. Hah, sen gerisine karışma. Arkadaşların hepsi paralar uçlandı. Sen niye geciktin ha? Kusura bakma. Ver bakalım. Ulan sen öğrenci misin, eşkıya mısın ulan? Ha? Alı canlısı benim, ben sana soracağım. Senin paran ne? Kıpırdamayın. Öğrencileri soymak ha? Siz görürsünüz, yakalayın. Aynen dediğim gibi komiser bey. Haçan biz baştan aşağı masumuk. Ne demek ula baştan aşağı? Yani uzun lafın kısası. Temelde ben de suçsuzluk komiserimize. Yanlış adamları tutukladınız. Yani şimdi siz okuldaki çocuklardan haraç almadığınızı mı söylüyorsunuz? Oy, biz eşkıya mıyık daha haraç alalım? Haçan ben kahveciyim. Alnımın teriyle para kazanıyorum. Kardeşim o çocuktan parayı aldığını gözümle gördüm. Hem de zorla aldım. Haçan aldım ama habucanın parasını aldım. Çünkü Murat denen çocuk havuçakları soyuydu. Büyük sınıflardan öğrenciler çatı kurmuşlar komiserimize. Habu beni kuşaklardan zorla para alıyormuşlar. Evet. Fadime abla ile Temel abi suçsuzlar komiser amca. Onlar bana yardım ettiler. Bak evladım. Şimdi korkmadan söyle. Senden para alanlar bu kişiler mi? Hayır, ben bu abiyle ablayı ilk kez görüyorum. Benden para alan Murat'tı. Evet, Murat'tı. Zaten o sizi görünce kaçtı komiser amca. Uçaklar iyi konuştu. Komiser bey telefonda hemen gelin dedi. Niye karakolluk oldular acaba? Şimdi öğreniriz canım. Demek sizden parayı alan Murat adlı öğrenciydi öyle mi? Evet. Ha bu Murat durmadan bunlardan para istiyormuş. Sizi töverim diye tehdit ediyormuş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Demek bizi görünce o yüzden kaçtı. Abicim kanundan kaçılmaz. Polis onu nereye gitse yakalar. Değil mi komiser amca? Ay komiser bey. Ya çekme o da komiser amcaya. Girin. Buyurun geçin. İyi günler komiser bey. Buyurun muhtar bey, siz de buraya kadar yorduk. Yaşasın babacığım da geldi. Hayrola, olay nedir? Kötü bir şey mi oldu? Aa Can, oğlum sen Ali ne yapıyorsun burada? Ali abi annem para istiyor diye sana yalan söyledim. Can ağlama yavrum, dur dur. Neler oluyor burada? Pisi Murat diye tutukladılar. He, lakin Murat kaçtı. Murat mı? Murat da kim? Murat çetenin başı oluydu ha. Ne çetesi ya? Bir dakika bir dakika, ben anlatayım. Çok iyi olur komiser bey. Çünkü kafam iyice karıştı. Efendim bu hanımla bu bey bize şikayette bulundular. Cengiz'in okulunda kızlı erkekli bir grup çocuklardan zorla para alıyormuş. Murat da, Murat Ali. He, bizim candan da almış. Neyse, sonunda durum açığa çıktı. Üzülecek bir şey kalmadı. Üzülecek çok şey var hanımefendi, çok. Okullarımızda, eğitim öğretim yerlerimizde böyle şeylerin yaşanması çok kötü. Çocuklarımızın okuyacakları, spor yapacakları, kültürel faaliyetlerle uğraşacakları yerde çeteciliğe, eşkıyalığa soyunmaları çok kötü. Hepsinden önemlisi de ailelerin ilgisizliği. Çocuklarının yaşayışlarını hiç izlemeden sorumsuzca çocuk yetiştirmeleri. Hanımefendi bunlar çok üzücü şeyler, çok. Alo, Zafer sen misin? Benim Murat. Nerelerdesin Murat? Herkes seni arıyor. Bırak şimdi nerede olduğunu. Ben kaçtıktan sonra neler oldu sen onu anlat. Vay desene durum ya. Polisler eve gelip seni sordular. Annen çok üzgün. Bir an önce gelip teslim olsan çok iyi edersin. Ne diyorsun sen be? Teslim olmak isteseydim hiç kaçmazdım. Bak dinle beni. Bu kaçışın sonu yok. Ne yapacaksın? Nerede kalacaksın? Bırak bu işleri ortaya çık. Anneni babanı da daha fazla üzme.
Tamam tamam, kes tıraşı. Neler olduğunu merak ettiğim için aradım seni. Nasihat dinlemek için değil. Sana söylemiştim, başın belaya girer demiş. Alo Murat? Alo? Aa, Murat? Benim Esra, dinle. Başım dertte. Biliyorum, polis peşinde. Bize de gelip seni sordular. Annem çok kızdı. Ne? Size de mi geldiler? Peki ne sordular? Hiç. Havadan sudan konuştuk. Dalga geçiyorsun. Kim o? Ayşen, Ayşen. Kafayı mı yedin? Ne Ayşen'i? Alo, orada mısın? Senin Ayşen adında bir arkadaşın yoktu ki. Yeni arkadaş oldum, o da mı yasak? Ya kızım bak ne diyeceğim. Dikkatli ol. Hop, cevap versene. Anlasana Ayşen, konuşamıyorum. Bana bak Esra, yine o serseri değil mi? Ver şu telefonu bana, ver diyorum. Alo. Murat, sen olduğunu biliyorum, çabuk cevap. Efendim? Anne lütfen. Dinle beni, düş kızımın anne, yakasından. Lütfen. Senin yüzünden kapımıza polis geldi. Bir daha Esra'yı ararsan vallahi billahi seni polise yakalatırım, tamam mı? Bir de telefon edin. Sana kaç defa söyledim, görmeyeceğim. Onu senin etrafında görmeyeceğim. Anne dinle beni. Asıl sen beni dinle. Bir daha Murat'la konuştuğunu, görüştüğünü duyarsam seni okuldan alırım, tamam mı? Anne. Bu sefer boyam çok güzel oldu lütfen. Ellerine sağlık. Güle güle kullan. Behiye de gelemedi lütfen. Bugün Can onu çok üzdü. Sinirleri bozuldu. Birazdan arayıp nasıl olduğunu soracağım. Zavallı Ali de ümitlenmiştir lütfen. Hep o hınzır Can'ın yüzünden. Neyse lütfen, çocuk işte. Ben nikaha çok geç kaldım. Hadi size iyi günler. Güle güle. İyi günler lütfen. İyi günler. Nesi var bunun lütfen? Bilmem. Ha? Bugünlerde biraz dalgın. Sahi neyin var Ebru? Bugün sanki burada değilsin. Bugün benim doğum günüm. Ciddi mi? Keşke daha önce söyleseydin. Söyledim ama bir şey fark etmedi. Söyledin mi? Aa, ne zaman? Sana değil. Ne? Levent'e söyledim. Ama hala aramadı. Durum anlaşıldı. Anlaşılan ben yanılmışım. Benden hoşlanıyor sanmıştım. Ama doğum günümü bile hatırlamadı. Belki işi çıkmıştır. Hemen karamsarlığa kapılma. Aç bakalım. O mu acaba? Bilmem. Açmadan anlaşılır mı? Alo, buyurun. Ebru sen misin? Evet, benim Levent. Kusura bakma Ebru. Teftiş vardı. Ancak şimdi arayabildim. Önemli değil. Önemli olmaz olur mu? Bugün senin doğum günün. İlk önce ben tebrik etmek isterdim. Olsun, hatırladın ya. Dinle. Bu akşam doğum günü kutlamak için güzel bir plan yaptım. Plan mı? Şey... İtiraz yok. Bu gece seninle baş başa güzel bir yemek yiyeceğiz. Nerede biliyor musun? Ay, çok heyecanlıyım. İyi mi Zeyn Hanım, sofra hazırlıyorsunuz diye mi? Ne ilgisi var canım? Levent'le Ebru buluşacaklar diye heyecanlıyım. Heyecanlanacak ne var bunda Müzeyyen Hanım? Birbirlerinden hoşlanıyorlar. Bu gece de Ebru'nun doğum günü kutlayacaklar. Evet işte, asıl heyecanlı kısmı da burası Haydarpaşa. Aman Haydar Bey. İkisi baş başa, kumrular gibi. Şık bir masa, mum ışığı, güzel bir müzik. Ay harika vallahi. Öf, yemekler hazır mı Müzeyyen Hanım? Karnım çok acıktı. Romantizmle yakından uzaktan bir ilginiz yok Haydar Paşa. Aa, ben gençken çok romantiktim Müzeyyen Hanım. Ay öyle mi? Hiç belli olmuyor. Bana arkadaşlar romantik Haydar derlerdi. Ay vallahi inanmam. İnanın Müzeyyen Hanım. Ben böyle akşam üzerleri dalgın dalgın oturunca... Arkadaşlar sevgilimi düşünüyorum zannederlerdi. Ne düşünürdünüz peki akşam üzerleri? Ne düşüneceğim? Akşamki yemeği düşünürdüm. Hadi Müzeyyen Hanım, hadi. Getirin şu yemeği, hadi. Ay, romantik obur. Babacığım. Bağa keskin misin? Yo, nereden çıkardın? Hani sen hep öyle biraz turgun gördüm de.
Çok canım sıkıldı Fadime, çok. Gençlerin hali beni korkutuyor. Ben de çok korktum babacığım. Ha böyle yaka paça götürdülerdi. O konuyu hiç açma zaten. Her taşın altından temelle sen çıkıyorsun. Ne etseydik babacığım? O çocukların çantadan para aldığını duyunca dayanamadık. Biz de gelip sizi karakoldan topladık. Neyse babacığım, ya yemani. Nasıl olsa biz kurtulduk. Tamam. Sen kurtuldun. Temel de kurtuldu. Peki öbür çocuklar? Onlar ne olacak? Onlar nasıl kurtulacak? Kadehimi senin şerefine kaldırıyorum yavrum. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu gece çok güzelsin. Gözlerimi senden ayıramıyorum. Bu iyi işte. Ben yanındayken başkalarına bakmanı istemem. Peki sen yokken? O zaman da istemem tabii. Şaka yaptım canım, bozulma. Bu senin için Ebru. Aa, bana hediye mi aldın? E tabii, bugün senin doğum günün. Çok heyecanlandım. Bakalım beğenecek misin? Çok güzel. Harika kokuyor. Çok teşekkür ederim, çok düşüncelisin. Evet, doğru. Hep seni düşünüyorum. Musa Efendi 5 numaraya 2 ekmek. Tamam, getiriyoruz. Ne kazalama yeter. Ne zalama. Muradımı polis arıyor. Darlanlı adam bu, olur böyle şeyler. Hiç olmadı, bir telefon etseydi bari. Eder. Kalk, 5 numaraya bir bak hele. Ben maç seyrediyorum, görmüyor musun? Maçın batağı. Konuşma kız. Oğlun da sen gibi hayırsız çıktı zaten. Nesi var Murat'ın? Aslan gibi çocuk. He, sana göre öyle. Karnesi zayıf. Hocalar şikayetçi. Kendi it gibi gezip duruyor. Benim de çakı bıçağı. Polis de onu arıyor. Hacı Hanım 7 numaraya kadar geldi. Aslan oğlum benim. Geliyoruz. Gözüm karardı. Gel bak şu 7 numarayla 5 numaraya. Lan sen maç seyrediyoruz demedik mi? Ne gel sen bak. Hadi yürü. İstanbul'da yaşıyorsun. Çalışacaksın elbet. İstanbul vatan. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Hayrola? Murat beni aradı. Neredeymiş? Bilmiyorum, nerede olduğunu söylemedi. Ama sesi iyiydi. Size haber vereyim dedim. Mübarek okul değil, sanki savaş alanı, sanki savaş alanı. Halbuki yıllar önce, liseye giden gence, bakanlar bayılırdı, onlara arkadaş değil, öz kardeş sayılırdı. Şu an ağırsa da, saçları sakalları, artarak sürüyor dostlukları, her yıl mezunlar. Olma.
vaktiyle kalksan da kahvaltını rahat rahat etsen olmaz mı? Ne yapayım Seher teyze? Dün gece dersim çok uzun sürdü, geç yattım. Ben duydum. Annen giderken seni uyandırdı. Tamam tamam dedin, ona sucuk yine yatağa girdin. Annem, yengen nerede? Ha, ağzımda. Kız niye soruyorsun? Kaç defa söyleyeceğim, dükkanda işi çokmuş bugünlerken gitti diye. Ay niye bağırıyorsun annem? Biliyoruz herhalde. Kız biliyorsa niye soruyorsun, beni deli etmek için mi? Yengemin çayını doldurayım mı, doldurmayayım mı diye. Aa, sorduğun şeye bak, doldur. Hı. Akşam gelince buzlu çay olarak içer. Ha, Ali geldi. Hadi Can, hadi çabuk. Bekletme evladım. Allah'a ısmarladık Seher teyze. Hadi güle güle, annenin dediklerini unutma. Annem, bir şey sorayım annem. Dur sen sormadan ben cevap vereyim. Artık Can'ı okula abin götürecek. Hı. Çetecilerden korumak için, tamam mı? Hadi Can'cığım, hadi koçum benim, hadi. Geç kalıyoruz yavrum. Geldim Ali abi. Ali oğlum. Günaydın anacığım, nasılsın? İyiyim. Sen de kendine iyi bak. Hırlıya, hırsıza uyma sakın. Tamam anacığım, tamam. Merak etme. Çetecilerle, komitecilerle uğraşma. Çetelisi görürsen hemen kaç. Belalıdır onlar evladım, belalı. Seher Hanım o. Ne oluyor ayol? Çeteler meteler ha? Aman bu da müjdeci kandili gibi sabah sabah. Şimdi anlatamam şekerim. Sonra. Kusura bakma. Ateşte yemek var da. Yine yanmasın. Ay ne çetesiymiş bu? Çatlatmayın insanı. Okul çetesiymiş okul. Okulda da çete olur muymuş? Ne işleri varmış? Büyük çocuklar çete kurmuşlar. Küçüklerden para alıyorlarmış. Kız karamiler gibi. Ya? Bak sen şunların yaptığına. Can da onlardan korktuğu için okula abimle gidiyor. O kadar merak ettiysen çık yukarı, hem bir çay iç hem de anlatalım. Başka zaman inşallah. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal. Bu haberi yaymak varken çay mı içilirmiş ayol? Çaylar geldi çaylar. Tavşan kanı bunlar. Müessesemizin ikramidir. Bu işi bir çayla geçiştiremezsin Temel. Aynı şey benim başıma gelse, yani ben senin gibi karakolluk olsam, yanlışlıkla da olsa yakalansam, vallahi kurban keserdim Temel. Keserim da, keserim. Çok lazımsa ben de keserim. Hacan böyle insan heyecandan doğru dürüst düşünemiyor. Peki o çocuk, hani okulu haraca kesen çocuk yakalandı mı? Yok da, yakalanmadı. Uşak kaçtı gitti de. Hacan dün anlattım ya size. Anlattın ama Ethem o zaman yoktu. Ula bende hiç kafa kalmadı da. Oy Fadime kedi. Fadime kız bak buraya. Heh. Baktım o oraya. Ne var ula? Ula neydiysiniz böyle? Ha böyle hızlı nereye gidiyorsun kız? Okula gidiyorum ula. Okula mı gidiyorsun? Neden sebep böyle gidiyorsun okula? Ben de Murat gibi çete kurdum. Halat almaya gidiyorum şimşir kafalı. Oy. Hacan, şimdiki uşaklar okumanın kıymetini bilmiyor. Hiçbiri okumak istemiyor. Faktini hep başka şeyler harcıyorlar. Oy, sakin kendisi üniversite mezunu. Sonra da sebep okumadın ulu. Ha vurayım o kafaya. Keşke okusaydım. Lakin bizim oraya değil lise, ortaokul bilem yok idi da. Doğru dedin 12 yıl çık. Bizim köy uşakları da okula gitmek için Deretepe bayır aşı. Hacan okula gitse öğretmen olmuyor. Öğretmen bulsa kitabı olmuyor. Kitabı bulsa tefteri olmuyor. Tefteri bulsa kalemi olmuyor. Kalemi bulsa silgisi olmuyor. Silgiyi yeter ula. Kırtasiyeci gibi sayma hepsini. Yalan mı diyorsun Fadime? He? Hacan ha bunlara rahat batıyor da. Anadolu'nun kimi yerlerinde uşakların anası alıyor okumak için. Yürü ula yürü. Okula geç kalıyoruz. Öğretmen kızar ula. Gizmez. Neden sebep gizmez ula? Daha doğrusu gizemez. Niye ula? Ay düştüm yine.
işte. O devirlerde insanlar ilkel koşullarda mağaralarda yaşıyordu. İletişim sağlanamıyordu. Ulaşım araçları yoktu. Uy, ama zorluk çekmişler de. He, iyi ki o zamanlar doğmamışık Temel. Ona faydası oldu. Besleme saatimiz geldi. Besleme çantamızı açtık. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Oy, senin ana zeytin konmuş. Hadi gene yiyorsun. Dede bana hamburger, cheeseburger kola ister misin? Ben de dedim ona diyet kola var mı? Bana babam dedi ki okula servis minibüsüyle gitmek ister misin? Geçsin sen her sabah evin kapısının önünden tak 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 korna çalıp mahalleye ayağa kaldırıp alsın. Sen de nazlı nazlı bin arabaya. Ben istemem, yaya giderim dedim. Ay, ay, şimdi. Lakin ne fayda, okuyamadık da. Oh, iyi ki okuyamamışsın. Ula okula gitmedin halde bir sürü şey anlattın. Beni de yolumdan ettin. Ha bir de okusaydın halim ne olurdu acep? Buraya geldiğini kimse bilmiyor değil mi? Bilmiyor tabii ki. Buraya gelmek için okulu kırdım oğlum. Sanki ilk defa kırıyorsun okulu. Duyan da seni çalışkan bir öğrenci sanacak. Bak Murat, bu son yaşadığımız olaylar beni çok etkiledi. Bu işlerin sonu yok. Ben okulu bitirmeye kararlıyım. Vay 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 vay. Bu ne değişikti kızım böyle? Kafana saksı falan mı düştü senin? Evet, saksı düştü. Keşke senin kafana da düşse. O zaman bazı gerçekleri görebilirdi. Polise gider teslim olurdu. Bak kızım, benden ayrılmak istiyorsan açık açık söyle. Lafı uzatma. Of Murat, anlamıyorsun. Seni sevmesen buraya gelir miydim? Ben senin için en iyi olan şeyi istiyorum. Nereye kadar kaçacaksın Murat? İşte oradalar, bulduk onları. Hey, seninle ufak bir işimiz var, tamam mı? Karesin, bir bunlar eksik. Yürü arabaya, niyetleri kötü, yürü. Koş. Desra, bak. Hacı, bak, konuşmuyor. Konuş, hadi istene. Gel. Kaç kapı arkadaşım. Bırakın diyorum. Hadi polisler damlamadan gelin. İyi misin? Çok canın yandı mı? Allah'ın belaları. Üç birden saldırdı. Hemen bir hastaneye gidelim. Olmaz. Hastanede polis var. Enselenirim. Ama yaralısın. İleride bir eczane olacak. Oraya gidelim. Limon. Çok iyi geldi doğrusu. Şu tesadüfe bakın. Demek Murat'ın annesine iğne yapmaya gittiniz. Hem de gece yarısı. Ay kadıncağız fenalaşıvermiş. Kocası da ilgisiz. Apartmandakiler doktor çağırmışlar. Nasıl gittiniz o saatte? Arabayla gelip aldılar. Hmm. Ah muhtar bey, ah. Kadıncağızın halini bir görecektiniz. İçler acısı vallahi. Tahmin ediyorum Handan Hanım. Kolay mı? Çocuk suç işlemiş, polis peşinde. Boşuna dememişler. Evladın mı var, derdin var diye. Neyse, ben müsaadenizi rica edeyim. Ne güzel konuşuyorduk Handan Hanım. Eczaneye de uğrayacağım. Goncagül boğazını üşütmüş. Ona bir pastil alacağım eczaneden. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Aha, üniversiteye gidiyor ama hala çocuk gibi. Hep ilgi istiyor. Haklısınız. Çocuklar kaç yaşına gelirlerse gelsinler ilgi isterler. İlgisiz ana babaların çocuklarını görüyoruz işte. Aha, öyle.
buyurun, buyurun. Geçmiş olsun. Kötü görünüyor, nasıl oldu? Kaza yaptık da, yani aniden fren yapınca kafasını çarptı. Ben ilk müdahaleyi yapacağım ama bir doktora görünmesi çok daha iyi olur. Her gün bir trafik kazası, her gün bir cinayet. İnsanın canı gazete okumak istemiyor. Ama gazete de okumalı, kitap da okumalı. Zaten kazalarda, cinayetlerde okumadığımız için oluyor. Okuyan adam böyle şeyler yapmaz. Ama devir değişti. Şimdi okusun diye okula gönderdiğimiz çocuklar ne yapıyorlar? Okumamış cahil eşkıyaya özeniyorlar. Hey, boş ver onları. Aşktan konuş biraz, aşktan. Aşktan mı? Tabii. Ben de onu anlatıyordum. Onu anlatmıyorsun. Cinayet minayet diyorsun. Ne oluyor Alev? Dik dur biraz. Ay, kıskandın mı İhsan? Canım, kıskanmak ayrı da bu kıyafetle böyle sarkılmaz. Doğrudur. Maaş iznine. Ya sabır. Evet, ne diyordum arkadaşlar? Ay, ne aşk, ne aşk. Aşk yüzünden cinayetler başladı okullarda. Yahu kardeşim, evladım, siz okula katil olmaya mı yoksa okuyup adam olmaya mı gidiyorsunuz? Küncel deli da, küncel deli. Haçan liselerdeki olaylardan bahsediydi ha? Ne olmuş liselerde? Uy. Ulan sen hiç gazete okumuyormusun? Spor sayfalarını okuyorum. Televizyon izlemiyormusun? Maçları izliyor, maçları. Uy, iyi halt ediyorsun. Ot gibi yaşıyorsun ula. Liselerde ne oluyormuş ya? Ha? Şimdilik benim yapabileceğim bu kadar. Mutlaka bir doktora göstermelisiniz. Acıyor mu Murat? Biraz hafifledi. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bir pastil alacaktım. Geçmiş olsun evladım. Ne oldu böyle? Fren yapınca arkadaşım başını çarptı. Vah vah. Dikkat edin be çocuğum. Dikkat edin. Ay oğlum, bu böyle eczanede olacak şey değil. Hastaneye gidin, film filan çeksinler. Ben de öyle söyledim Handan Hanım. Anneciğinin haberi var mı? Henüz yok. Hay Allah, seni böyle görünce kim bilir ne kadar üzülecek kadıncağız. Ah, sizler yok musunuz sizler? Türlü türlü yaramazlığı yapıyorsunuz. Acısını da biz anneler çekiyoruz. Dün gece iğne yaptığım kadıncağız var ya, oğlunun yüzünden hastalanmış. Ay, zavallının hali perişan. O çocuk da kaza mı geçirmiş? Yok, kaza filan değil. Onu polisler arıyormuş. Polis mi? Neden? Kötü işlere özenmiş. Okulda küçük çocuklardan zorla para alıyormuş. Sonunda polis durumu öğrenmiş. Çocuk da kaçmış. Yazık. Çok yazık. Ya hem ona hem annesine yazık. Oğlum diye ağlamaktan gözlerinde yaş kalmamış vallahi. Külçe gibi yığıldı kaldı zavallı. Hadi hoşça kal. Hı hı. Güle güle. Sizler de sakın annelerinizi üzmeyin çocuklar. Emi, ha? Anlaştık mı? Hadi hoşça kalın. Hadi biz de gidelim Murat. Hı hı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kal. Kapısı da açılmıyor bu Meredith. Şey değil. Arabayla da takas ediyorlar efendim. Ama eski model arızalı bir arabayla değil tabii. Tabii güzel bir daire. Aslında ben görmedim. Arkadaş gidip gezdi. Çağırayım kendisi anlatsın. Bir dakika lütfen efendim. Alev. Fadime'ye söyle, Fadime'yi Temel de duysun. Allah Allah. Efendim arkadaş biraz meşgul. Biz sizi az sonra arayalım. Tabii, iyi günler efendim. Ne oluyor Alev? Niye bu kadar gülüyorsun?
Ay bu Temel beni öldürecek. Hı? Baksana Fadime'ye neler yapıyor. Resmen. Sen yardım edeyim bir yıldır taşıyamazsın onu ya. Patlatacağım kafana bir tane manyak. Birazcık şuraya. Ulan. Evet. Ver diyorum sana. Aaa tormayı patlattınız. Ne ettin bana ne ettin ulan? Ben ne ettim de? Sana yardım etmek istedim. Uy kaybana kalıtacağım. Hatta şunları toplayayım. Ondan sonra soracağım sana. Şimdi adam öldürme yarışması yapıyorlar. Uy. Liseler, bu adam arena, Murat ne? Öğrenciler de güneş yapıyor. Başa basayım mı? Bas bas. Peki. Ha, kim ayol bu Murat? Peki seyirci kim? Kaçak uşak da kaçak uşak. Kaçan okulda çocuklara harcayacak yaşan uşak bu da. Yürü ola yürü. Yapmadan, kaçamayalım. Yürü. Olayı seyredenler. Ula. Gel ola buraya. Ula. Ne oluyor orada? Gel dur da kaç. Nereye kaçıyorsun? Kaçmadan ha. Bak daha önce kaçmıştı şimdi yakalandı. Neler oluyor? Bırakın diyorum ben bırak. Bırak diyorum bırak. Tamam da. Bıraktık işte de. Lakin polis yakalı bırakmayacak. Ayol olay var olay. Olay Temel var. Temel'le Fadime kaçak genci yakaladılar. Evet evet. Herkes beni suçlu. Herkes benden nefret ediyor. Oy. Ha bu uşak sevgisiz kalmış da. Benim gibi de. Baba kula yanlış düşünüyorsun. Bu yık hata ediyorsun kardeşim. Polise teslim ol. İstersen beraber gidelim. Polise gidelim polise gidelim. Herkes aynı şeyi söylüyor. E ne yapalım yani? Tıskaya mı gidelim? Ya bak Fadime. Kaçan bu uşak hiç iyi görünmüyor. Bana bak sen benden daha fazla delisin. Senin gibi genç birinin polisten kaçması için deli olması lazım. Deliyim belki de. Daha güzel yaşamaya heves ettim. Onun için ufacık uşakların parasını aldın değil mi? Ne yapabilirdim? Parayı nereden bulabilirdim? O da kafasız. Hem çalışıp hem okuyan az mı genç var bu ülkede? Lakin sen sakat yolu seçtin. He. Her parasız kalan soygunculuğa kalkarsa memleket eşkıyadan geçilmez de. Haklısınız. Yanlış yaptım. Yanlış. Oy. Uşak akıllandı. Hadi gidelim. Nereye? Polise gidiyorum. Cezamı çekeceğim. Sonra da kendime namuslu bir yol çizeceğim. Murat seni seviyorum. Bravo! Zarar neyse dosen kardır. Hadi gidelim. Ha bu işte mutlu sonla bitti. He öyle oldu. Hacan biz de mutlu sonu görebilsek diyorum. Ne değilsin ula sen? Yani hacan benimle evlensen de mutlu olsak diyorum. Değilsin. He.